21 tane sponsor ayarlamış Ali Koç. Şimdi bakan ne diyor? Devlete artık yük olmayın diyor. Özel sektör sponsor olsun diyor. Haklı bir şekilde. Evet. Dün de söyledim. Ya bu ülkede Katar'dan gelen bir para var yayın geliri olarak. Bir de devletin vermiş olduğu Spor Toto üzerinden sponsorluklar var. Bunun dışında çok nadir ki elini taşın altına koyan bazı firmalar var. Nadiren sponsor oluyorlar. Onlar da sponsor olmak zorunda değiller bu arada. Evet, böyle bir zorunlulukları yok. Şimdi bir kaçmaya da çalışanlar bir yatırımcı var. Niye bir şeye sponsor olur? Marka bilinirliğini arttırmak için bir pazarlama stratejisi olarak işte bunun için olur. Yoksa ya ben çok seviyorum. Hadi bir 5 milyon euro vereyim. Ya olur mu canım öyle şey? Onun bir karşılığı var yani. Ya bunu yapanlar var bu arada. Tamam, bunu gönülden yap ama bunu 5 milyar doları varsa 5 milyon euroyu veriyor. Bunu yani gönülden yapıyorlar. Yapanlar var. Ama bununla o şeyi döndüremezsin, o çarkı döndüremezsin. Evet, burada evet. O yatırımcıyı, aynen sponsorluk da bir yatırım, o yatırımcıyı kendine çekecek imkanları ve fırsat, ona bir fırsat sunman lazım. Bir cazibe merkezi olması lazım yani. Ben Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin veya Beşiktaş'ın göğüs reklamına şu kadar para vereyim. Neden? Eskiden oluyordu. Eskiden çünkü daha ciddi bir yapı vardı. Şimdi ben ekonomik anlamda özellikle bir önceki ihaleden beri fiyatların şaştığı kanısındayım. Yani. Yani bir önceki derken 2011'den önceki o ihale 2010'du galiba. Yani bu çok aştık. Evet. Ve mevcut olmayan, aslında olmayan o değeri Türk futbolunda varmış gibi gösterdi. Doğru. Ne oldu? Yayın gelirinden bu kadar elde ederken, işte maçlardan bu kadar elde ederken sponsorlardan da 1 milyon euro veren adamlar 5 milyon euro istemeye başladı takımlar. E kardeşim biz bu kadar kazanıyoruz bak, bu kadar izleniyor vesaire. Olmayan bir ekonomiyi biz kendimiz şişirdik. Sonra adam 5 milyon euro yatırdı iyi niyetli olarak. Baktı ki 500 bin euro bile geri alamıyor geri dönüş olarak. Dedi ki ya ben niye? Aptal mıyım dedi. Yani niye yatırıyorum bu parayı dedi. Çekti o parayı. O çekti. Sonra dediler ki burada bir boşluk oluştu. Sayın Bakan, Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Başbakanım o dönemde ya Spor Toto biraz destek olsa... Destek oldu. İddia gelirleri oluşturuldu. Evet. İddia gelirleri üzerinden destek oldu. Hadi iddia geliri oldu. Onun bir karşılığı var. Hayır. İddia bir gelir elde ediyor. Spor Toto da oradan gelir elde edip kulübe dağıtıyor. Yani şey değil, resmi gelirinden bahsetmiyorum. Sponsorluğundan bahsediyorum. Bu şekilde ilerlemeyecek olmaz. Ya. Ama işte burada hata bence zaten yani tabii ki ekonomik zorluklarda, kriz anlarında tabii ki devletler, hükümetler burada sektörü, ülkeyi ayakta tutmak için bir takım önlemler alırlar. Bazı şeyleri sübvanse ederler. Bu onların temel görevlerinden biridir zaten. Ama futbol öyle değil. Çünkü futbol har vurulup harman savrulmuş, kesinlikle çok kötü yönetilmiş bir sektör. Sektör olarak bakarsan. Aynen. Tamamen kişisel egolarla yönetilmiş, hiçbir planlamanın olmadığı, rekabetin nefret üzerinden yürütüldüğü, popülizmle taraftarları şirin gözükmek adına işte bu kadar harcamaların yapıldığı bir sektör. O zaman devletin bu sektörü desteklemek gibi bir zorunluluğu yok. Devlet bankacılık sektörünü desteklemek zorunda, işte ne bileyim inşaat sektörünü desteklemeli, tabii ki turizm sektörünü desteklemeli. Bunları bir şey. Kesinlikle. Ama bu kadar kötü yönetilmiş, bu kadar kişisel egoların uğruna heba edilmiş bir sektörü desteklemek zorunda değil. Her seferinde elinden tutup kaldırmaya çalışıyor devlet. Benim görüşüm artık elinden tutup kaldırmaya çalışmasın. Ben artık o sektörün içinde yer alanlar, işte kulüpler, futbolcular, teknik direktörler, hakemler, hepsi federasyonlar kendi çıkış yollarını bulsunlar. Balık tutmayı öğretsinler. Balığı yedirmesinler, tabakta sunmasınlar. Balıkta kaldı mı onu da tartışabiliriz bu arada. Yani şu an çok tamam gitsinler o zaman olarak... daha uzağa gitsinler. Ondan sonra biraz farklı yerlerde olmasın. Biraz yorulsunlar. Ondan sonra daha uzak denizlere gitsinler. Oradan balıklarını bulup getirsinler, pişirsinler, ya ben de, yesinler. Ben de şu an futbola aktarılan paranın eğitime, sağlığa, ulaşıma... Aynen, çok daha önemli meseleleri var. Kesinlikle yani. O yüzden hani öncelik niye benim cebimden çıkıyor bu savurgan insanların yapmış olduğu harcamalar halen... O konuyu tartışırız.